Her akdin, her sözleşmenin iki tarafı olduğu gibi İslam akidesinin de bir sözleşme olması bakımından iki tarafı mevcuttur. Bir kul tarafı, bir de Allah tarafı. Çünkü İslam akidesi kul ile Allah arasında yapılan sözleşmenin adıdır, diğer bir ifade. Allah kitabında nelere, ne miktarda ve nasıl inanılacağı konusunu tasrih ettiğinden dolayı bu sözleşme tek yanlı sayılır. Yani o matbu bir metin olarak kuluna nelere, ne kadar, ne miktar inanacağı ile ilgili bilgileri, esasları sunar delilleriyle birlikte. Kul bunu ya olduğu gibi kabul eder ya da bir bendini, bir maddesini reddetse bile hepsini reddetmiş sayılır. Yani sözleşmeyi imzalamamış sayılır, kabul etmemiş sayılır. Bunu günlük lisanımızda bir kelimeyle kullanırsak iman etmemiş sayılır. Veya İslam dairesine girmemiş sayılır. Öyle söyleyeyim.